Demek siz bizim çeteye katılmak istiyorsunuz, öyle mi? Evet efendim. Ben denizacıların çocuğu, çile manyağı, talihsiz Orkun ve yardımcım, dert küpü küçük Murtaza. Her türlü göreve hazırız. Dilerseniz hemen burada bir parça icra edebiliriz. Hatta iki bukle mırıldanayım sizin için. Umudum dağların ardına kaçtı. Seni sevdiğim feleğim şaştı. Buzun damla bardağa taştı. Maymun gözünü açtı. Allah biliyor. Allah biliyor. Sen bilmesen bile Allah biliyor. Allah biliyor. Allah biliyor. Sen bilmesen bile Allah biliyor. Bu Metişe Türk var ya, benim şarkılarımı çalıp meşhur oluyor. Üstelik o Metin Şentürk kör de değil, numara yapıyor. Tamam lan kes. Bu ne be işkence gibi? Bu sese millet para verir mi abicim? Yok. Vatandaş bize sadakayı daha fazla çalmayalım, zaten basıp gidelim diye veriyor. Tamam lan. Sizi bir şartla alacağım Çetin. Nedir? Önce şu bıyıklarını keseceksin. Ne? Bıyıkları kes. Fındıklı sahili sizin olsun. Yok. Fındıklı sahili kalsın. Benim bıyıklar da kalsın. Ben bıyıklarımı kesemem. Neden kesemezsin? Kesemem. Kesemem çünkü onlar benim gözümle birdir. Ulan ne olacak lan? Kökü sende değil mi sonuçta? Yine çıkar nasıl olsa. Bak. Bir tel aldım bile. Şuna bakın ama. Kıl değil, çilik alat sanki. Normalde. Ben biraz daha sizinle oynamayayım. En azından içeride kaç kişi olduğunuzu, kaçınızın silahlı olduğunuzu falan tespit edene kadar sizinle dalga geçip kafa bulmayı düşünüyordum. Yani hemen es gitmeyecektim sizi. Tarzım değil, biliyor musun? Önce eğlenirim, sonra eskitirim. Ne diyorsun lan sen? Şunu diyorum İtoğlu'cum. Sen az önce Adanalı Yavuz'un bıyığının bir teline zarar verdin ya. Fark etmeden kaçınılmaz sonunu biraz daha erken almış oldun. Geç öyle. Bir de şöyle bir şey oldu tabii. Dön dön. Dön. Normalde ben seni sadece çoluğu çocuğu zorla dilendirdiğin için hatta sana haraç vermiyor diye küçücük çocuklara işkence edip hastanelik ettiğin için eskitecektim. Yani en fazla kafanı gözünü kıracaktım. Belki bir kolunu falan kıracaktım. Çünkü biz en başta çocuklarımızı korumalıyız. Onlar bizim geleceğimiz. Çocuğa yanlış yapanı affetmeyiz. Hele bir de bu şerefsiz şahsiyet. Bir Adanalı'nın bıyıklarına bulaşma gafletine düşerse Allah of of abo, cezası bir anda ikiye katlanır. Ya. Abi dur. Dur abi. Hangi bu beni kesmedi? Gel lan deve.
Gel gel gel. Yok, bunun kafası daha patlamadı. Gel buraya, gel gel. Gel gel gel. Altta kalın. Nefes alamıyorum. Abi. Ulan hayvan her. Çocuk lan onlar, daha çocuk. Gücünüz bir tek onlara mı yetiyor lan? He? Beni de dövseniz ulan. He? Hadi. Onları dövdüğünüz gibi ben de döv. Hadi. Hadi. Çok rahat çocuğa. Çocuğa dinlendirmek. Çok mu kızdın bana? O derece yani. Babamı ve abimi oyalayıp hedef şaşırtmam gerekiyordu. Şimdi onlar benim sahiden kaçtığımı sanıp Fidi için aranmayı bekleyecekler. Ben de bu sırada rahat rahat planımı uygulayıp Çeşme'den Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya kaçabileceğim. Sağ ol yani. Hayatımı kurtardın. Benzin mi bitti? Hey, nereye gidiyorsun? Sana nereye gidiyorsun dedim. Günaydın. Günaydın. Gece o kadar içtik demek ha. Kelepçeye kadar uzanmış yani olay. Yalnız ben olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Of, başım çatlıyor. Ay. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan derken abicim? Oo, Vero! Sen ya. Ne bu böyle tripler falan? Sen bilirsin. Benim sana bir ihtiyacım kalmadı zaten. Buradan sonra tek başıma da kaçabilirim. Bak gidiyorum ama. Son şansın yani. Geliyorsan gel. Sonra bir daha bulamazsın bu arabayı. Gerçekten sizi tebrik ediyorum kızlar. Biz uyurken süper bir şaka hazırlamışsınız yani bize. Vallahi bravo ya. Ya o silahları nereden buldunuz? Aynı sahici gibi. Ne oluyor ya? Tilki. O yumruk sahteydi değil mi? Şaka olsun diye yaptılar herhalde değil mi? He. Bak bak. Bak. Bu kan da sahte abicim. Aha bu da sahici gibi lan. Ya siz hangi dükkandan aldınız bunu? Bize de söylesenize. Var ya bak bununla süper parti şakası yapılır ha. Sus Boncuk, tamam sakin ol. Moronluğa biraz ara ver istersen ha. Kızlar şaka amaçlı değil. Harbi harbi bizi esir almış durumda. Buradan Çeşme'ye kadar yürürsün artık. Hı.
Ne istiyorsunuz bizden? Hayır, amacınız bizi soymaksa bizi bayıltıp bağladınız işte. Hadi cüzdanları alıp gidin buradan. Hala ne duruyorsunuz? 3 tane içi boş cüzdan yetmez. Biz sizden çok daha büyük bir şey istiyoruz. Neymiş o? Maraz Ali. Biz Maraz Ali diye birini tanımıyoruz ki. Öyle mi tilki? Ferru? Boncuk? Biz gayet yakından tanıdığınızı düşünüyoruz ama. İzmir'e kadar yürümeyi düşünmüyorsun herhalde. Alo? Abi? Ne oldu? Acil bir durum mu var? Şu anda biraz acil bir durum abi. Sen de yan koltuğa geç istersen. Hı, vazgeçtin yani gitmekten. Hadi in dedim. Anladın değil mi çocukluk yaptığını? Hadi. Ya ben indiğim anda hemen beni bırakıp kaçarsan? İstanbul'a. Ne? Aç şunu kapıyı, aç. Gir lan. Şerefsiz. Gir. Sen böyle? Dalga geçmenin sırası mı şimdi Allah aşkına? Hadi çabuk değiştirin üstünüzü de buradan kaçmak için bir plan yapalım hemen. Ben çoktan kaçmak için süper bir kaçış planı yaptım Pınar'ım. Birazını bırak halt etmiş yanında. Nasıl? Şimdi, Pınar!
Yavrum, kızım. Lul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  değil. Öküzlerin efendisi. Lülülülülülülü. Kaç bölümdür öğrenemedin mi? Ay. Ulan Matador. Ya Allah'tan anandan kız doğmamışsın ha. Niye lan? Niyesi mi var lan? Hadi yine bebekken küçüksün, ufaksın, miniksin, tatlısın, sempatiksin, kılsızsın. Bir nebze sevilir misin de? Büyüdüğünde yani anan baban seni caminin önüne bile koymazdı. Direktmen çöpe atardı. Bu kadar çirkin kadın mı olur lan? Şu yakışıyor mu kadına böyle bir tip? Ben bugün seni hiç dövmedim değil mi bebişim? Ya bırak, yok o, durun. Kalbinin adamı. Yeter kalbinin... yapmayın lütfen. Ya kesin artık dinleşmeyi lütfen ya. Nedir senin bu halin Fiko? Nereden buldun bu elbiseyi Peru? Pınar. Burası meğerse bizim Tarkan var ya aslan parçası. Onun rahmetli dadısı Mesude Hanım'ın odasıymış. Mesude Hanım, Pınar, Pınar, Mesude Hanım. Rahmetlinin dolapta tonla elbisesi, peruğu, gözü neyin vardı? Oradan arakladım hepsini. Kaçış planı ne peki? Plan çok basit. Simple as plan. Mr. Öküz. Mr. Öküz, plan anlatıyoruz, gel. Listen to me. Önce bu kılıkta dışarıdaki dadı adaylarının arasına karışacağım. Selam yakışıklı. Selam. Ay, baş. Şekerim. Selam kızlar. Sonra ulan ben seni unuttum. Beni bir dadı olarak beğenip seçmesinler diye elimden gelen her türlü iğrençliği yapacağım. Diğer seçilemeyen dadılarla birlikte gönderecekler. Sonra hemen paranın yanına gideceğim. Ondan yardım isteyeceğim. Para beni görünce ilk başta çok sevinecek tabii. Ya para niye vuruyorsun hemen yine başladın? Selam aleyküm, bir aleyküm selam de. Ondan sonra da para ve adamlarla birlikte gelip sizi kurtaracağız. Seni söz vermiyorum da seni kesip kurtaracağım Pınar'ım. Nasıl plan ama? Bence süper bir plan valla. Aferin sana aşkım. Sen bana ne dedin az önce? Aşkım dedim. Senin o aşkım diyen ağzını ben yerim. Gel hele gel. Gel şöyle. Aa, gel, gelemiyorum. Gel. Böğrüme gel, böğrüme. Duydun mu lan öküz matadoru? Pınar bana az önce ne dedi? Duymadıysan söyleyeyim, aşkım dedi. Ona göre ayağını denk al. Yengene karşı haddini bil. Aşkım. Hadi gel şimdi sana çok güzel bir makyaj yapalım ha. Tamam. Hı-hı. Ama önce şu sakalı bıyığı kesip insana döneyim değil mi aşkım? Evet, o da doğru. Sen bana makyaj mı yapacaksın? Evet. Ben seni öperim. Alsana. Vay, 10 lira ha?
Abi benden de al abi. Ne olur abi, okul parası için abi. Al bakalım dombili. Senden Allah razı olsun abi. Oğlum paraya bak ya. Yaşadık. Amirim, neden o kadar çok para verdiniz çocuklara? Olta attım. Gelin hadi. Paraları verin. Parayı ver. Lan ver parayı. Sen de. Ama abi ya. Lan konuşma. Hadi yürüyün aşağı. Ve sazın anında oltaya atladı. Ben bugün çok büyük bir yemin ettim. Küçücük çocukları zorla sokaklarda dilendiren bütün şerefsizlerin köklerini kurutacağım. Yerinizde olsam hemen koşup uzaklaşırdım buradan. Çünkü birazdan Ali abi bizi kurtarmak için buraya geldiğinde ortalık bir miktar kan gölüne dönecek kızlar. Hayır, sizdeki bu güzelliğe yazık olacak. Vallahi ben ona üzülüyorum. Ya siz böyle kız başınıza Maraz Ali'yi alt edebileceğinizi düşünüyor musunuz gerçekten? Ali abi işte. De geldi işte. Çabuk çabuk yerlere gazete kağıdı falan serin. Yani ortalık kan olmasın. E temizlemesi zor oluyor. Var ya, tam zamanında geldi. Benim de acayip işim gelmişti. Hah. Ne oldu? Henüz gelen giden yok. Siz iyi misiniz diye bakmaya geldim. Biz iyiyiz. Merak etmeyin. Durum nedir dışarıda? Bir grup evin çevresini sardı. Bir grup da eve gelen yolları tutuyor. Bir açıklama yapmayı düşünüyor musun? Hayır, düşünmüyorum. Ya biz niye İstanbul'a geri döndük? Hani Çeşme'ye gidiyorduk? Adamlarımın hayatları tehlikede. Önce onları kurtarmam gerekiyor. Ya kardeşim, sen git tek başına kurtar adamlarını. Beni niye peşinden sürüklüyorsun? Benimle gelmiyorsun zaten. Ben burada ayrılıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ben burada ayrılıyorum derken? Ben yolun kalan kısmını ormanın içinden yürüyerek geçeceğim. Seni de tehlikenin içine atmak istemiyorum. Ah canım benim, ne kadar düşüncelisin. Beni burada ormanın tam ortasında kurtla kuşla baş başa bırakınca tehlikeye atmıyorsun gerçekten. Sen beni beklemek zorunda değilsin. Anahtarı kontağın üstünde bıraktım. Ben buradan sonra başımın çaresine bakarım. Ben gidebilirim yani. Evet, gidebilirsin. İyiymiş o zaman. Ama istersen ben de seninle gelip arkadaşlarını kurtarmanda yardımcı olabilirim. Yani sonuçta sana bir iyilik borçluyum. Sen de benim yerime babama telefon ettin o kadar. Sen tabanca kullanmayı biliyor musun? Ben okçuluk ve eskrimde daha iyiyimdir. Ben nereden bileyim tabanca kullanmayı? Kalem edeceğim miyim ben? O zaman bana yardımcı olman imkansız canım. İyi peki, sen bilirsin. Beni buraya kadar getirdiğin için teşekkür ederim.
Kusura bakma. Dünden beri biraz yük oldum sana. Önemli değil. Sana iyi yolculuklar ve bol şans. Sana da. Oh be. Kurtuldum sonunda. Esra, sen arabayla ilgilen. Engin, Ertan benimle gelin. Abi senin bize verdiğin paraları aldılar ya. Gördüm abicim, gördüm. Ben de birazdan onun davranı söküp alacağım, ödeşmiş olacağız. Engin, çocukları merkeze gönder. Bir de Esra ile bakın bakayım, etrafta başka dilenen çocuklar falan var mı, onlar da alın. Baş üstün abim. Ertan, hadi. Kaybetmeyelim şu itin izini. Hadi gelin çocuk. Buralarda başka arkadaşlarınız var mı? Yok abi. Yok. Tamam, hadi geçin. Abi bizi niye tutukladınız ya? Biz hiçbir şey yapmadık. Bir şey çalmadık. Merak etmeyin abicim. Biz sizi tutuklamak için değil, tam tersine size özgürlüğünüzü geri vermek için sizi merkeze göndereceğiz. O adamlar bir daha sizi zorla dilendiremeyecekler. ...4407'den merkeze. Yanımızda iki tane küçük çocuk var. Merkeze intikalleri için hemen Maçka Parkı yakınına bir ekip gönderin. Tamam. Thank you.
var lan? Ne var? Silah! Şöyle buyurun lütfen. Çok mersi. Ulan geri git. Burada yapılıyor. Burada yapılıyor. Centilmen ol biraz, yol göster. Böyle buyurun. Efendim. Doktor bey nerede? Doktor bey hala giyiniyor. Bir türlü kıyafet beğenemedi de. Evet, kıyafet konusunda biraz kıldır bizim Doktor Fico bey. Merhabalar efendim. Herkese bol şans. Yarışmaya katılan tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Siz kesin kazanırsınız bence. Bayır Rüten Mayır'ın Üsküdar şubesi gibisiniz. Maşallah. Maşallah şu kaşa göze buruna gözlüğe bak. Yalnız saçın boyası gelmiş. Onu yaptır. Ya böyle olmadı. Marazeli, nerede kaldın? Gel artık. Adama bak ya. Resmen beni sümüklü bir mendil gibi kullanıp attı, iyi mi? Bana ne canım? Niye takıyorum ki elin adamını? İyi midir, cin midir, huylu mudur, huysuz mudur belli değil. Polisten niye kaçıyor kim bilir? Aman, belki bir seri katil falan. Neyse kızım, neyse. Ucuz kurtuldun da hadi git buradan.
Telefonunu burada unutmuş Şapşal. Bana ne canımı uzmasaydı. Telefon kulübesini daha yakın görebileceğimiz bir kamera yok mu? Yok abi, en yakın bu. Bu adam mı kaçırmış Nazlı'yı? Öyle görünüyor. İyi de Nazlı hiç kaçırılmış gibi durmuyor. Geçirmeyecek miyim ulan şerefsiz, he? Ulan dur! Ulan yine zavallı eşeğe oluyor. Hangi eşeği amir? Ben buna döverken habire suya gidip sonra geri gelen eşekten bahsediyorum. Duydun mu? Evet, neydi o ses? Ağaçtan sincap falan atladı herhalde. Sincaptan öyle ses çıkar mı? Git bak şuna. Yalnız hızlı gibi çıktı şerefsiz. İsterseniz siz burada dinlenin. Ben koşup yakalayayım şunu amirim. Derdi. Engin burada olsaydı. Ve siz de beynini kırardınız amirim. Hadi koçum. Bırakalım dalgayı da yakalayalım artık şu zibidiyi. Daha bize çete başlarının yerini söyleyecek. Gidip orayı basacağız. Bir arabada onları dövüp kafalarını kıracağız falan. He? Çok işimiz var, çok. Oo, yürü, yürü.
Gelen giden var mı? Bilgi verin. Gözcü 1'den Truva 1'e. Burada henüz gelen yok. Durum sakin. Gözcü 2'den Truva 1'e. Burada da durum sakin. Herhangi bir hareket yok. Tamam. Truva 1'den Gözcü 3'e. Sen neden cevap vermiyorsun anonsuma? Gözcü 3'ten Truva 1'e. Burada da henüz gelen giden yok. Durum sakin. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Herkes gözünü 4 açsın. Maraz Ali her an gelebilir. Anlaşıldı. Muhteşem bir karşılama töreni hazırladık. Ali abimize. Ya. Ne güzel. Ne işi var bunların benim ülkemde? Kraliçeyi kaçırmak istiyorlar efendim. Ne? Kraliçeyi mi? Ama bu nasıl olur? Bunu kimse yapamaz. Buna izin vermem. Benim ülkemden kimse kurtarılamaz. Ama ben bunları kurtardım. Gördünüz değil mi çocuklar? Ama bu nasıl olur? Nerede? Niye onu göremiyorum? Doktor bey üzerini değiştiriyor efendim. Bir iki dakika yanınızda olur. Bunlacığım. Oğlunuz için yeni dadı adayları efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, broşüm düştü, pardon. İsminiz nedir hanımefendi? Lezize. Lezize. Evet. Aa, ne kadar şahane bir isminiz var. Manası nedir acaba? Bilmiyorum. Yani güzel ve nefis bir insan manasına geliyor herhalde. O kadar zaten ilk görüşte belli oluyor canım. Abartıyorsunuz efendim. Müsaade eder misiniz Lezize Hanımcığım?
Ne konuda? Ben takabilir miyim? Oha! Takabilir miyim derken? Broşunuzu verin takayım hanımefendi. Ha, onu mu? Onu tak tabii canım. Zahmet olacak. Aa, rica ederim. Ne demek efendim? Benim için bir zevk. Zevk derken? Benim ismim de Sadullah. Herkes bana Sadullah Baba der. Ama siz bana sadece Sadullah veya Sado da diyebilirsiniz. Sado. Çok memnun oldum Sado Bey. Gözün kör olmasın emi buruş. Görüntünün daha yakından çekileni yok muymuş? Yokmuş baba. Adamın yüzü görünmüyor ki burada. Resmi kendimize birazcık daha yaklaştıramaz mıyız? Belki o zaman arabanın plakasını okuyabiliriz. Hı. Telefonu burada. İşi bitip adamlarını kurtardıktan sonra telefonu almayı bahane edip tekrar yanıma gelecek. Böyle numaraları ya. Bu sahiden beni salak falan sanıyor galiba. Ben en iyisi daha fazla uzaklaşmadan şuna telefonunu vereyim de tam ben çeşmeye vardığımda bir daha ayağıma dolaşmaya kalkmasın. İçine düştük. Beyefendi, beyefendi ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Oyunu mahvettiniz. Çık dışarı. Yok abi gelmem. Gel lan buraya. Gelmem. Kusura bakmayın Kral Bey. Vallahi isteyerek olmadı. Sen çok fena bir yalancısın. Bir daha sana asla oynamayacağım. İnanmamakla iyi edersin. Biz şu dekorun arkasındaki zibidiyi alıp çıkacağız hemen. Sahnenin perdesi falan varsa iki dakika kapayın çocuklar bu sahneyi izlemesinler. Çünkü ben kendimi tutamayacağım. Büyük ihtimalle bir miktar girişeceğim kendisine. Gel lan buraya. Gelmem. Buraya gel. Ertan. Sakin olalım. Yanlış bir hareket yapmayalım çocuklar korkmasın.
Baş üstüne amirim. Bu ülkeyi terk etmezsen sana savaş açarım, savaş! Savaşa hazırız değil mi çocuğum? Gel buraya gel. Ya buraya gel, buraya gel. Selam, selam verin, selam verin. Selam verin. Çıldırmayın, çıldırmayın. Selam verin, selam, selam. Hadi. Perde! Hadi artık perdeyi kapatsın gibi. Perdeyi nerede? Çok sağ olun. Teşekkür ederiz çocuklar. Size en iyi olun çocuklar. Hadi bak, hadi. Sen bak, artist oldun. Sahneye çıkmadım demezsin yakışır, oğlum. Yakışır abi. Abo. Abo mu? Esra, durdur arabayı. Ne oldu? Ben hemen geliyorum. Sofya! Aa, Engin! Ne yapıyorsun sen burada? Burada çok ünlü bir Lossa salonu var da oraya boynuzlarımı cilalatmaya getirdim. Lossa salonu ne demek? Hani var ya böyle ayakkabı boyuyorlar, cilalayıp parlatıyorlar falan. Yalnız bu boynuzlar bende kötü durur. Benim gibi bir delikanlıya çıkışmaz, biliyor musun? Ya Engin! Ne saçmalıyorsun sen hayatım? Ne boynuzu, ne cilası? Bu kim? Orkun efendim benim adım. Bana ne? Bu adamın senin yanında ne işi var Sofya? Beraber vitrindeki elbiseye bakıyorduk. Aa, öyle mi? Oh ne güzel. Buradan da beraber sinemaya gidecektiniz herhalde. Çıkışta da oturur bir yerlerde bir şeyler içerdiniz artık. Aman ne olacak canım? Nasıl olsa Engin görevde şu anda. Nişantaşı'na gelip de sizi yakalamasına imkan yok. Ama gördüğünüz gibi Allah her zaman sevenin yanında duruyor. Engin'cim, gerçekten en samimi, en içten şekilde sormak istiyorum. Sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Beyefendi, bu mağazada çalışan bir tezgahtar. Tezgahtar değil hanımefendi, satış görevlisi. Çok affedersiniz, satış görevlisi. Ben de alışverişe çıkmıştım. Mağazalara bakıyordum. Sonra vitrindeki şu kırmızı elbiseyi çok beğendim. İçeri girdim. Beyefendi hangi kırmızı elbiseden bahsettiğimi anlayamadı. Biz de beraber vitrinin önüne çıktık. Ben tam ona elbiseyi gösterirken sen geldin. Ve saçmalamaya başladım. Aynen öyle oldu. Anladım başkomiserim. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Ne oldu baba?
Kimin adına kayıtlıymış araba? Ruhsat bir araç kiralama şirketine aitmiş. Oradan kiralamışlar arabayı. Kim kiralamış peki? Kiralayan adı sana bellidir muhakkak. Nazlı kiralamış. Yaklaşmadan burada bekleyemeyiniz. Kesin bu uyanık beni ekmek için böyle bir şey uydurdu. Tehlike falan yok aslında. Ben peşinden gitmeyeyim diye yalan söyledi. Babamın ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu duyunca korktu, kaçtı tabii ki. İyi de kaçıyorsa telefonunu neden bıraktı o zaman? Aman Allah'ım! Yerimi babama haber verip ondan para koparmaya çalışacak bu. Telefonunu da yerimi tespit etsinler diye bıraktı kesin. Görelim bakalım şu tehlikeyi. Ulan yürü! Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Vurma abi. Abi değil lan. Amir. Tamam. Organize şube amiri. Hadi öt bakayım. Nerede tutuyorsunuz lan zorla dilendirdiğiniz çocukları? Çetenin merkezi nerede? Hele başlarınız kimler? Ha, siz bunun için mi kovaladınız beni? Hay Allah'ım ya. Bir yanlış anlaşılma olmuş amirim. O çocuklar benim kardeşim. Vallahi borç diye verdiler bu parayı bana. Yani para. Allah çarpsın borçlu abi. Abi Allah çarpsın borçlu. Vurma abi. Allah'ın adıyla yalan yere yemen hep durma. Allah çarpacak şimdi seni. Ama biliyorsun yarlan sopası yok. Adanalı. Yani ben Allah'ın adamı olarak onun yerine ben çarpacağım mecburen seni. Amirim, amirim. Burada dövmesek bunu. Götürüp merkeze dövsek olmaz mı? Yok. Merkeze kadar dayanamam ki ben. Burada biraz döveyim ayağı alışsın. He? Amirim vurma amirim. Amirim vurma. Amirim, amirim. Amirim vurma. Vallahi söyleyeceğim, yerini söyleyeceğim. Karnana ya. Şebekeyi söyleyeceğim. Aferin. Bir kağıt kalem ver. Yaz bakayım adres şuraya. Tamam mı? Aferin. Bu yardımsever tavrın benim gözümde hafifletici bir sebep. Aferin. Ama ben yine de seni bir miktar dövmek zorundayım. Amirim vurma. Sen ne yapıyorsun burada Engin? Ben mi? Ben burada görevdeydim sevgilim. Lütfen diğer bayanları yolcu edin. Ben seçimimi yaptım. Buyurun. Sizleri şöyle alayım. Artık Tarkan'ın yeni dadısı Lezize Hanım'dır. Vallaha mı? Vallaha mı? Vallaha. Ne? Hemen yarın sabah işe başlayın. Tabii başlarım. Efendim de önce eşyalarımı ve kıyafetlerimi toparlamak için benim bir eve uğramam lazım. Tabii tabii. Bizim çocuklar sizi götürüp geçirirler. Haydar, Suli,
arabayı hazırlayın. Haydar Suriye durun yavrularım. Yavrum. Ya gerek yoktu, hiç zahmet etmeseniz ben kendim gider gelirdim. Aa, sizin kadar güzel ve zarif bir bayanı evine götürüp getirmeyeceğiz de ne yapacağız biz peki? Benim kadar güzel ve zarif. Evet. Eyvah. Beauty and the best. Cesur ve güzel. Ben. Elime al. Elime al. Herif ya harbiden kür ya da midesiz. Bugün eli kaptırdık. Yarına da Allah kerim artık. Gözcü 3'ten Truva 1'e. Malum kişi az önce bizim bulunduğumuz noktadan geçiş yaptı. Kuzeybatı yönünden eve yaklaşıyor. Tekrar ediyorum. Malum kişi... Az önce bizim bulunduğumuz noktadan geçiş yaptı. Kuzeybatı yönünden eve yaklaşıyor. Tekrar ediyorum. Malum kişi az önce bizim bulunduğumuz noktadan geçiş yaptı. Kuzeybatı yönünden eve yaklaşıyor. Anlaşıldı, tamam. Hadi gidiyoruz. Hadi hadi. Anlaşıldı, tamam. Hemen bölgeyi sarın, hadi. Başla. Çabuk olun. Anlaşıldı. Üzgünüm. Ali abinizin macerası sona eriyor. Engin'cim, gerçekten süper bir görevdeymişsiniz yeni görev arkadaşınızla birlikte. Nişantaşı sokakları, kafeler, sinemalar filan. Aman! Sophie nereden görecek nasıl olsa, değil mi? Sofya'cığım saçmalama lütfen. Hı? Sofya'cığım. Vay vay vay. Bayanın yanında Sofya'cığım oldu birden. Neyse, ben sizin görevinize daha fazla mani olmayayım. Ben de böyle tek başıma gönlümce gezip, artist gençlerin bol olduğu kafelerde yalnız başıma oturup biraz etrafa bakayım bari. Bak, delirtme beni. Engin, ben arabaya dönüyorum. Telsiz arabada kaldı. Yavuz Amir anons geçerse duyamayacağız. İyi günler. İyi günler. Aşkım, saçmalama sırası sana mı geçti şimdi? Bakıyorum da kız gitti yanda aşkıma dönüverdik. Neden kız varken bana aşkım denilmiyor burada? Sofya, ben o kızın yanında sana nasıl aşkım diyebilirim? Çok haklısın. Bence de dememelisin Engin'ciğim. Kızın tüm ümitleri ve kalbi çok fena kırılabilir sonra. Olur da Esra babana benim sana aşkım dediğimi ya da bizim babana rağmen birlikte olduğumuzu ağzından kaçırırsa babam benim ağzımı, kafamı, gözümü, beynimi kırabilir aşkım. Anladın mı? Sofya, ne yapıyorsun?
Affedersiniz. Son arzu kabul ediyor musunuz acaba? Nedir o? Yani hazır yataktayız. Kelepçe de var. Sonra siz de varsınız. Yani şöyle... 4401'den 4407'ye. Malum kişiyi yakaladık. Yanınıza geliyoruz. Neredesiniz? Tamam. Şu anda Nişantaşı sokaktayız amirim. Sizi bekliyoruz. Anlaşıldı. 4407 size çok yakınız. 2 dakikaya oradayız, tamam. Anlaşıldı amirim. Aşkım dur, ne yapıyorsun? Engin, hemen şimdi bana sarılıp beni öpüyorsun. Yoksa beynini kırarım. O kız bizim sevgili olduğumuz gözleriyle görecek. Ama aşkım bak, anlattım baban. Sana hemen beni öpüyorsun dedim Engin. Dur dur. Dur şuradan da. Bir daha. Hadi hadi çabuk da. Emredin amirim. İntihar etmek için tuhaf bir yer seçmişsiniz. Keşke Boğaz Köprüsü'ne falan çıkaydınız. İntihar mı? Biz intihar falan etmiyoruz ki babacığım. Etmiyorsunuz. Allah Allah. Az önce ben buradan geçerken siz böyle el ele, yanak yana sarılmış haldeydiniz ya. O zaman bana pek bir intihara meyilliymişsiniz gibi geldi de. Çünkü benim onca uyarıma rağmen siz hala bana inat sevgili neyin olmaya devam ediyorsanız, bunun benim mantığımda intihardan başka bir açıklaması olamaz. Gözcü 4'ten Truva 1'e. Gözcü 4'ten Truva 1'e. Eve doğru siyah renkli bir jip yaklaşıyor. Tekrar ediyorum. Eve doğru siyah renkli bir jip yaklaşıyor. Tekrar ediyorum. Eve doğru siyah renkli bir jip yaklaşıyor. Anlaşıldı, tamam. Tamam. Yürü. Ya...
Tak kelepçeyi. Tamam, takıyoruz. Hayret bir şey. Oldu mu? Aslında durum hiç de göründüğü gibi değil amirim. Ben buradan geçiyordum, Sofya'yı görünce durdum. Hayır baba. Engin yalan söylüyor. Durum tam da göründüğü gibi aslında. Ne? Ne? Biz Engin'le yeniden sevgili olduk. Çünkü ayrı kalmaya dayanamadık. Ve çünkü birbirimizi çok seviyoruz. Öyle değil mi Engin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulullah. Ne oldu Engin? Hani sen artık babamdan korkmuyordun? Hani beni babamdan isteyecektin? Ne? Bu parlak kafa seni benden isteyecek. Evet. Allah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulullah. Evlenmek için değil babacığım. Sevgili olmak için. Olsun. Yine de Allah Allah. Ya Engin, sen de bir şeyler söylesene. Benim seninle sevgili olmamın, gidip babamın hiç tanımadığı, babamdan senin kadar korkmayan başka bir çocukla birlikte olmamdan 100 kat daha iyi olduğunu söylesene. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulü. Nazlı böyle bir şeyi kendi başına planlamış olamaz. Kesin yanındaki herif ayarttı onu. Böylesi daha iyi oldu benim için. Aslında beni hiç sevmeyen bir kızla evlenmek zorunda kalmayacağım. Emre! O nasıl söz öyle? Bu kadar kolay mı vazgeçeceksin sen Nazlı'dan? Biz boşuna mı verdik kızı sana? İyi de Çetin Baba, zorla olmaz ki bu işler. Bizde olur oğlum. Sen Nazlı'yı seviyor musun? Çok seviyorum. O zaman seven adam ölür de sevdasından vazgeçmez. Git bul Nazlı'yı. Tut saçından getir, oturt nikah masasına. O zaman hemen polise haber verelim jipin plakasını. Ya. Bu işe polisi karıştırmayacağız. Kendi yöntemlerimizle bulacağız onları. Böylece Nazlı'yı yoldan çıkaran o itin cezasını da kendimiz verebileceğiz. Bir an önce dilencilik çetesi liderlerinin mekanına baskın yapsak iyi olur. Adamlar geleceğimizi haber alıp kaçabilirler. Çok haklısın Ertan. Görüyor musunuz? Sizin abuk subuk gönül meselelerinizle uğraşmaktan işimize gücümüze bakamıyoruz. Sofya, sen hemen merkeze git, beni orada bekle. Ben önce şu baskını bir yapayım, ondan sonra alacağım senin ifadeni. Ama babacığım. Sen Türkçe'de meydan dayağı ne manaya geliyor biliyor musun? Şimdi seni burada ayağımın altına alırım. O zaman yaşayarak öğrenmiş olursun meydan dayağının ne olduğunu. Çabuk arabaya, merkeze gidiyoruz. Yürü, yürü! Sen de yırttın mı sanıyorsun benim gazabımı? Şu operasyon bir bitsin. Merkeze sağ salim bir dönelim. Sana öyle şeyler yapacağım ki.
İstanbul böyle eziyet görmedi. Hadi bakalım. Şimdi görev zamanı. Gidip yakalayalım şu çocuklara eziyet eden şu şerefsizleri. Arkadaşlarını arayayım da neredeyse tarif etsinler bana. Kimin telefonu bu? Benim. Kim arıyor? Maraz Ali arıyor.